Merhaba arkadaşlar, bugün bu elimde gördüğünüz aküyü kendi aracıma takacağım ve bunu yaparken nasıl sakat kalmayacağınızı ya da aracınızı yakmayacağınızı anlatacağım. Araçlarda akü ömrünün normalde 4-5 yıl arasında olduğu söylenir. Ama buna bakmadan da belli belirtilere bakarak akü ömrünün dolduğunu anlamanız mümkün. Sırasıyla anlamak için görebileceğiniz belirtiler, başta hiçbir şey görmüyorken aracınızın OBD portunu kullanarak sensörlerden gelen verilerle bunu anlamanız mümkün. Çünkü tahmin ederseniz ki sensörler bu aracınızın içindeki bütün bu ışıklardan vesaire daha hassas. Bu yüzden de herhangi bir sensörünüz voltaj düşüklüğü yaşadığı zaman uyarı kodu olarak aslında bunu aracın beynine verecektir. Aracınızın OBD portundan bu hata kodlarını okumak için ilk olarak bir adaptöre ihtiyacınız var. Örneğin elimde gördüğünüz Carlin'in adaptörü. Bunu aracın OBD portuna taktığım zaman tek yapmam gereken şey telefonumdan Carlin'in uygulamasına girmek. Bu uygulamada birkaç şey göreceksiniz. Doğru markalar için araç kodlama ya da canlı data okumak. Geçen videomuzda canlı data okumuştuk. Ama bugün benim kullanacağım şey diagnostik bölümü olacak. Diagnostikten baktığınız zaman aslında gördüğünüz hata kodları zaten hep voltajla alakalı olduğu için bunu anlayabileceksiniz. Aynı zamanda smart mekanik özelliği de zaten bana yaşadığım sorunun ya aküden ya da alternatörden olduğunu söylüyor. Smart mekanik sayesinde de kendim nasıl tamir edebileceğime bakabiliyorum burada gördüğünüz gibi. Ve aşağı baktığınızda göreceğiniz bir şey var. Bu da akü ömrünün ölçülmesi. Carlin uygulamasından akü ömrünüzü de ölçebiliyorsunuz. Uygulama bana akü ömrümün çok az olduğunu söylüyor. Bu yüzden bugün bu aküyü değiştirmemiz gerekecek. Eğer siz de kendi aracınız için Carlin'in neler sunduğuna bakmak isterseniz aşağıdaki linkten tıklayarak bakabilirsiniz. İkinci aşama başka fiziksel belirtiler olacaktır. İkinci aşamada örneğin benim aracımda bu yaşanıyordu. Belli ışıklar yanıp sönmeye başlayacak. Benim aracımda cam inip kalkıyordu kendi kendine. Yani bazı elektronik parçaların yavaş yavaş hata vermeye başladığını görebilirsiniz. Bu durumda aslında çok da uzatmadan akünüzü değiştirmeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. Üçüncü ve son aşama ise aracınızda herhangi bir elektronik parçayı açık unutmadığınız takdirde yine de bir süre park ettikten sonra artık aracınızın çalışmıyor olmasıdır. Marşı çevirdiğiniz zaman gelen voltaj yeterli olmadığı için marş motorunu çeviremeyecek ve aracınız çalışamayacaktır. Hatta benimki kışın soğuk bir günde aracı 10 gün kullanmadıktan sonra öyle bir duruma gelmişti ki uzaktan kumandam kapıları bile açamıyordu. Bu yüzden mekanik anahtarla aracıma girmem gerekti. Bunu nasıl yaptığınızı da Instagram sayfamızda ve YouTube Shorts'ta paylaştım. O yüzden bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ve bahsettiğim gibi ben birden başlayarak sırasıyla hepsini gördüğüm için bugün artık akü değiştirmek zorundayız. Ama tahmin edersiniz ki aracınız bir kere çalışmadığı zaman yapmanız gereken bir şey var. O da akü takviyesi. Bakalım akü takviyesi nasıl yapılıyor? Arabanızın aküsü tamamen bittiyse mecburen takviye yapmak zorundasınız. Ama takviye yapacak kadar kötü duruma gelmeden önce bu problemler Doğacan'ın anlattıkları alternatörden mi kaynaklanıyor yoksa aküden mi kaynaklanıyor? Bunu bir kontrol etmeniz lazım. Alternatör dediğimiz parça arabanıza elektriği sağlayan parça. Bir elektrik motoru düşünün, bunu tersine çalıştırıyoruz. Yani aracınızın motoru bunu döndürüyor. Bu sayede de elektrik üretiyor ve aküyü bu şekilde şarj ediyoruz. Eğer alternatörünüzde bir sıkıntı varsa aküyü şarj edemeyeceksinizdir. Bu da ne demek? Aküyü değiştirseniz bile problemlerle karşı karşıya kalacaksınız. Peki bunu nasıl anlarsınız? Genellikle motor çalışırken bir ses duyarsınız. Tabii ki bu birçok şeyin göstergesi olabilir ama alternatörün yerini biliyorsanız onu dinleyebilirsiniz. Sürtünme sesi duyabilirsiniz. Bazen koku çıkar. Oradan anlayabilirsiniz. Ama kullanım esnasında anlayabileceğiniz en iyi yöntem aküyü değiştirseniz bile, iyi olduğunu bilseniz bile sürekli akünüz bitecektir. Araba çalışmayacaktır. Hatta ve hatta araba çalıştıktan sonra stop edebilir. Bu da alternatörün iyi durumda olmadığını, aküyü şarj edemediğini gösterecektir. Oldu ki marşa bastığınızda motor çalışmayacak kadar kötü durumdasınız. O zaman ne yapacaksınız? Tabii ki takviye gerekli. Size gerekli olan ilk şey bir takviye kablosu. Aldığımız takviye kablosunun akünüzle uyumlu olması lazım. Maksimum ne kadar güç çekiyorsa kablo da o kadar güce dayanmak zorunda. Marş anında motor çekebildiği maksimum amperi çeker. Çünkü marş motoru inanılmaz derecede fazla elektrik çekiyor. O yüzden bu gücü diğer arabadan sağlayacağız. Kablonun iyi olmasında fayda var. Basit mantıkla en kalını en iyisidir diyebiliriz. Ne kadar kalınsa o kadar dayanacaktır. Ama tabii ki bunun bilimsel yöntemi aldığınız kablonun üstünde ne kadar ampere dayanacağı yazacaktır. Bizim kablomuz 500 ampere kadar dayanıklı. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Bunu zaten Instagram'da reel olarak paylaşmıştık. Yapmamız gereken ilk şey aküsü bitmiş arabamızın pozitifini, yani kırmızı kabloyu
kırmızı başa bağlıyoruz. Arkasından takviye yapacak arabaya geçip yine aynı şekilde kırmızı kabloyu bağlıyoruz. Takviye yapacak arabamızda ise hala negatifi bağlıyoruz, yani siyah kabloyu. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız şey takviye yapacak arabayı çalıştırmak. Çünkü takviye yaparken ikinci arabamızın da aküsünün bitmesini istemiyoruz. Motor onu şarj ederken biz de bu arabayı çalıştırabiliriz. En sonunda da takviye yapmak istediğimiz arabaya siyah kabloyu, yani negatifi bağlıyoruz ve arkasından marşa basıyoruz. Bu şekilde bütün elektrik enerjisi diğer arabadan çekilecek. Bu araba çalışacak. Arkasından da direkt bu kabloları, takviye kablolarını söküyoruz ki araba kendi kendine artık çalışmaya devam etsin. Diğer arabadan elektrik çalmaya devam etmesin. Takviye yapılacak aracımızın aküsü artık dibine kadar bittiği için bunu şarj etmemiz lazım. Size tavsiyem 50-60 kilometre orta hızda, orta devirde seyahat etmeniz. Bu şekilde alternatörünüz akünüzü tekrar şarj edebilir. Dip gaz yaptığınızda alternatörün bağlantısı genelde kesilir. Çoğu güncel otomobilde gücün tamamını verebilmek için. O yüzden orta gazda diyorum, orta hızda diyorum. Alternatörün her zaman çalışıp aküyü şarj ettiğinden emin olmak için. Sürekli bu problemlerle karşılaşıyorsanız herhangi bir elektriksel kaçak olabilir veya akünüzün ömrü tamamlanmış olabilir. Değiştirmeniz gerekir. Şimdi nasıl değişeceğine bakalım. Aracın alternatöründen bahsettik, jump start'tan bahsettik. Peki tam olarak bu akü nasıl çalışıyor? Bu yanımda gördüğünüz kutu şeklindeki şey nasıl oluyor da elektrik sağlamayı başarıyor? Gelin buna bir bakalım. Yanımda gördüğünüz akü asit akü olarak geçiyor. Lityum akülerden oldukça farklı. Lityum aküleri elektrikli araçlardan bahsettiğimiz bir videoda detaylıca anlatırım. Ama bugün sadece asit akülerden, yani çoğu araçta bulunan akülerden bahsedeceğim. Yeni dönemde çok yeni nesil araçlarda bazen lityum akü de bulunabiliyor. Ama %99 araçlarınızda asit akü bulunmakta. İsminin asit akü olarak geçmesinde büyük bir sebebi var. İçinde salladığınız zaman sıvı sesini duyarsınız. Bu sıvı 1/3 oranında sülfürik asit ve 2/3 oranında su karışımından oluşuyor. Ve bu sıvının içine kurşun ve kurşun oksit batırıldığı zaman bir tepkime gerçekleşiyor ve bu sayede elektrik üretiliyor. Yani bu yanımda gördüğünüz akü aslında elektriği elektrik olarak depolamıyor, kimyasal enerji olarak depoluyor ve içeride bir tepkime gerçekleşerek elektrik üretiyor. Aracınıza elektriği böyle sağlamış oluyor. Dahası burada bir pozitif, bir negatif taraf görüyorsunuz ama aslında bu kadar basit değil. Bu akünün içinde 6 tane küçük sel bulunuyor ve her bir sel yan yana birbirine bağlı bir şekilde çalışıyor ve 2 volt veriyor. Toplamda 12 volta bu 6 sel ile ulaşıyor. Ve her selin içinde bir pozitif bir negatif var. İlk selin negatifi ikinci selin pozitifine bağlı olacak şekilde ilerliyor. Ve bu 6 sel birbirine bu şekilde bağlanmış oluyor. Seri bağlanma olarak geçiyor. Elektriği nasıl ürettiğine gelirsek. Akünün katodunda, yani negatif tarafında kurşun oksit bulunmakta. Bu gördüğünüz metalin altına kurşun oksit plakaları birleştirilmiş durumda. Pozitif tarafa ise düz kurşun plakalar yerleştiriliyor. Bu iki plaka birbirinden farklı olduğu için aslında sizi bir tepkime elde edebiliyorsunuz. Bu ikisini birden sülfürik asite batırdığınız zaman sülfürik asit kurşun olan tarafla tepkimeye giriyor. Bu tepkime sonucunda anot tarafında elektron oluşuyor. Bu elektronlar katot tarafına akıyor ve katot tarafındaki kurşun oksit ayrışarak tekrar döngüyü sağlamış oluyor ve bu sayede elektronlar hareket ediyor ve aracınızın elektriğini yerine koyabiliyor. Bu tepkimenin çok önemli bir yanı var. Tuğberk'in bahsettiği gibi alternatör sayesinde bu tepkime geri çevrilebiliyor. Yani alternatörünüz elektrik üretmeye başladığında siz bu sefer anot tarafından elektrik veriyorsunuz. Bu geri gelen elektronlar tepkimeyi tersine çeviriyor ve en başta başladığınız duruma geri getirebiliyor. Bu sayede akünüz tekrar şarj olmuş oluyor ve kimyasal enerjisi içine tekrar depolanmış oluyor. İşte bu sayede anlık olarak istediğiniz anda elektrik elde etmiş oluyorsunuz kimyasal enerjiden. Akünün ölmesi dediğiniz şey de aslında bu tepkimenin defalarca gerçekleştikten sonra artık içeride tepkime gerçekleşememeye başlaması demek. Yani akünüz hem hızlı elektrik üretemiyor olacak hem de kendi kendini geri yeteri kapasitede dolduramıyor olacak. İçerideki plakalar artık geri dönülmez şekilde hasar almaya başlamış olacak ve sıvı da bozulmaya başlamış olacak. Bu yüzden de akünüz artık çalışamaz duruma geliyor bir süre sonra. Şimdi önümüzdeki birkaç dakikalık bölümde size çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim ve bunu kelimesi kelimesine takip etmeniz gerekiyor. Aküyü araca monte etmeden önce ilk yapmanız gereken şey yeni aldığınız akünün araca uyumlu olduğundan emin olmak. Bunun için de akünün birkaç özelliği var. İlk olarak tabii ki voltaj. Akünüzün voltajının uygun olması gerekiyor. Akü voltajları araçlar için genelde standarttır. Bu konuda hata yapmanız pek mümkün değil ama yine de dikkat etmekte fayda var. İkincisi kapasitesi. Burada mesela 61 amper saat diyor. Bu akünüzün kapasitesini belirtiyor.
gerekiyor. Doğru kapasitede akünüz olması yine oldukça önemli. Eğer çok düşük kapasiteli bir akü alırsanız akünüzün ömrü çok daha hızlı bitecektir. Start stop'a yetmeyebilir ya da örneğin aracınızda bir süre müzik dinlerseniz akünüz yine kendi kendine bitebilir. Bu yüzden yine doğru kapasitede, kullanım kılavuzunda yazan kapasitede bir akü almanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da tabii ki amperi var. Amper oldukça önemli. Bu akü örneğin 600 amper diyor. Eğer daha düşük amperli bir akü alırsanız bu aracı çalıştırmaya yetmeyecektir. Daha yüksek amperli bir akü alırsanız da bu aracın elektroniklerine zarar verecektir. Bu yüzden dediğim gibi aracın spesifikasyonlarına uygun akü almak oldukça önemli. Son dikkat edeceğiniz şey, neredeyse hiçbir yerde bu söylenmiyor. Akünüzün pozitifi ve negatifinin kendi aracınızda olduğuyla aynı yerde olduğuna emin olmanız çok önemli arkadaşlar. Bunu monte ederken neden bu kadar önemli olduğunu tekrar söyleyeceğim. Ama bazı akülerde pozitif solda, negatif sağda oluyor. Bazılarında pozitif sağda, negatif solda oluyor. Kendi aracınızda nasılsa aynı şekilde almanız gerekiyor. Bu oldukça önemli. Bu hızlı bilgiden sonra gelin montajını yapalım ve montajını yaparken birkaç tane daha püf noktadan size bahsedeyim. Aküyü değiştirebilmek için tabii ki ilk olarak akünün kaputta nerede bulunduğunu bilmek gerekiyor. Benim aracımda sol üst tarafta. Gördüğünüz gibi 3 tane işaret var burada. Bir tanesi uyarı işareti. Dikkatli ol, kendini sakatlarsın demek. İkincisi akünün burada olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü de kullanma kılavuzuna danışın diyor. İlk olarak yapmamız gereken şey bu plastiği buradan çıkarmak ki aküye erişebilelim. İki tane plastik pin var. Bunları düşürmemeye dikkat etmek gerekiyor kaputun içine. İlk olarak yağı sökmek oldukça önemli. Kırmızıyı sökmeyeceğiz. Kırmızı adamı öldürür. Onu açıklayacağım. Onluk ucu taktım. Buradaki vidası var. Yağı sökmek için bunu gevşetiyorum. Biraz gevşettikten sonra yerinden çıkarabilirim. Siyahı çıkardım, kenara koydum. Şimdi kırmızıya geçebilirim. Kırmızı için bunu açtım. Aynı şekilde o tarafı sökeceğim. Burada dikkatli olmanız gereken şey bu iki ucu birbirine kesinlikle değdirmemeye çalışın. Şimdi bunu da çıkardım. Üçüncü olarak bunu sökmem gerekiyor ki aküyü yerine oynatabileyim. Bunu taktım. Bunu... akü yerine koydum. Daha sonra aynı hareketleri tam tersi şekilde yapıyoruz. İlk önce akümüzü sabitlemek için bunu takıyoruz. Daha sonra kırmızıyı böyle takıyoruz. Her şeyi yaptıktan sonra tabii ki aracımızın çalışıp çalışmadığına emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden önce elektroniklerini açacağım. Şu an her şey yolunda görünüyor. Aynı zamanda benim araç bilgisayarım voltajı da gösteriyor. Orada da her şey yolunda. 11.8 okuyorum. Marşla çevirdiğim zaman aracımın çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi plastiği yerine takıp aracımın kaputunu kapatabilirim. Gördüğünüz gibi aküyü değiştirmek çok büyük bir işlem değil. Biraz becerikliyseniz basit aletlerle kendiniz değiştirebilirsiniz. Ama eğer şunu bilmiyorsanız başınıza büyük dertler alırsınız. Bazı markalarda aküyü değiştirdikten sonra bunu arabaya kaydetmeniz gerekiyor. Özellikle Volkswagen grubun bazı otomobillerinde, Volkswagen grup dediğim Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, bunlar hep aynı modülleri kullanıyor. Bunlarda Mercedes'lerde ve BMW'lerde aküyü kaydetmeniz lazım. Amerikanlarda bunlara gerek yok ama Almanlar bu konuya biraz özen gösteriyor. Bunun da bir sebebi var. Otomobil yıllar geçtikçe, akü ömrü azaldıkça daha az voltaj vermeye başlıyor. Kapasitesi daha azalıyor. Bunu kompanse edebilmek için alternatör zaman içinde daha fazla çalışıp hep daha fazla enerjiyi depolamaya çalışıyor. Yani aküyü ilk taktığınız günle son taktığınız gün arabanın alternatörünün davranışı aynı değil. Doğal olarak siz aküyü bitirdiniz, değiştirdiniz, kaydetmediniz. Alternatör hala bu eski bir aküymüş gibi davranacak. Sürekli içine daha fazla elektrik enerjisini depolamaya çalışacak ve akünün ömrünü 1-2 ay gibi kısa süre içinde bitirecektir ve tekrar almanız gerekir. Evet arkadaşlar, bugün de aracımın aküsünü değiştirmiş olduk. Lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde bunu yapın. Hatta kendinize güvenmiyorsanız ustaya götürün, uzman birine götürün, yetkili servise götürün ve orada yaptırın. Kendiniz riske girmeyin. Ben sadece yapmayı düşünenler için risksiz bir şekilde nasıl yapılacağını anlattım. Rica ediyorum, çok dikkatli olun. Hem kendinize hasar vermeyin hem de aracınıza hasar vermeyin. Bu tür bilgilerin kısa versiyonlarını hep Instagram'dan paylaşıyoruz. O yüzden bizi Instagram, TikTok gibi diğer sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.